çok güzeldi. Aşçıya söyle, onu kesinlikle ödüllendireceğim. Fahat, az önce evlendirme memuru geldi. Ama onun kıyafetleri bu dekora hiç uymuyor. Neden ona ödünç kıyafet vermiyorsun? Sende bir sürü takım var değil mi? Şaziye, bu ne anlamsız bir şaka. Allah'ım, benim hatam. Unuttum, onların kıyafetleri zaten çok özel. Anne! Allah'ım, ne kadar güzelsin. İnsanlar seni kıskanacak. Az önce Bay Mirza aradı. O ve karısı birazdan yola çıkacaklarmış. Bu arada harika iş çıkardın. Zeyn için bu kadar kısa sürede çok güzel bir kız buldun. Oğlum için dünyanın bütün mutluluklarını bulabilirim. Hem zaten ben Selim'i eskiden beri tanıyordum ve her zaman evlenmelerini istemiştim ben. Ama ne yazık ki o cadı bizim ailemize girdi. Ve ben de Osman Bey'in isteklerine boyun eğdim. Nefise, sen burada ne arıyorsun? Çocuklar nerede? Anne, bizi merak etme. Çocuklara kuzenim bakıyor. Burada olanlar yüzünden buraya gelmek zorunda kaldım. Yani Zeyn'in ikinci evliliği ve o... Sen zaten ilk nikahına katılmıştın. İkincisine katılmasan ne olurdu ki? Benim çocuğumu birilerine bırakıp mı geldin yoksa? Zeyn nerede? Ve Alya? Alya neden burada olsun ki? Şu anda ailesinin evindedir. Ancak avukatı neden böyle bir günde buraya geldi? Bunu hiç anlamadım. Ne oldu Nefise? Her şey yolunda mı? Evet. Gerçekten de çok sıkıntılı görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Evet, sadece biraz yol yüzünden yorgunum anne. Gidip makyajımı tazeleyeyim, geleyim. Gel. İlişkimiz... Ailem ve benim için çok büyük acılara neden oldu. Söyle Zeyn, söyle Zeyn. Dinliyorum. Bugün ben sana üçüncü kez boş oldum. Zeyn, seninle konuşmalıyım. Konu Alya'nın şikayetiyle ilgili. Bir şey duymak ya da konuşmak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Her şey bitti artık Reyhan. Biz boşandık artık. Sonsuza dek bitti. Sonsuzluk çok uzun bir zamandır Zeyn. Hiç kolay değildir. Bir ses kaydı var. Senin için. Onu dinle. Zeyn abi. Selamünaleyküm. Ben Bilal. Ben Zarine halanın oğluyum. Sanırım böyle tanışmamız pek de uygun olmadı değil mi? Bu arada Zeyn, Farhat şu anda seni aşağıda bekliyor. Damatlığın hazırmış. Onu bir deneyebilir misin acaba? Tamam o zaman, ben şimdi gideyim.
Reyhan. Umarım o kaseti hiç kimse dinlememiştir. O kaseti sakın kimseye verme bak, yoksa... O kasete ait olduğu yerde. Üzgünüm. Zeyn de. Beğendin mi? Biz hala arkadaşız değil mi? Duygularını benimle rahatlıkla paylaşabilirsin. Anlatsana Zeyn. Ne oldu? Senem. Bu yaptığım şeyi sadece annemi mutlu etmek için yaptığımı sana söylemek zorundayım. Onun mutlu olması için her şeyi yaparım ben. Ama bir şey bilmelisin ki... Ben daha yeni boşandım. Daha içimdeki acı çok taze. Ve ne zaman diner onu bilmiyorum. O yüzden seni sevemem Senem. Sana karşı dürüst olacağım. Sen hep benim arkadaşım oldun. Her zaman. O yüzden bu evliliği bir kere daha düşün lütfen. Ailelerimiz yıllardır tanışıyor. Birbirimizi eskiden beri tanırız. Bu karara varmadan önce zaten çok düşündüm. Bana olan sevgine gelince seni sabırla beklerim. Karşılığındaysa çok iyi bir dostum olur. Ne dersin, bununla dost olur muyuz? Dost muyuz? Dostuz. Üzgünüm Senem. Özür dilerim. Sana bir ses kaydı getirdim. Onu dinle. Polise o şikayet dilekçesini ben yolladım. Sadece kaynanamı sıkıntıya sokmak istedim. Zeyn'le Alya'yı ayırmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece kaynanamı bir ders vermek istedim. Lütfen beni affet. Böyle olsun istemedim.
Ayrıca o tüp patlamasını da ben ayarladım. Aslında Şaziye'yi hedef almıştım. Hatta yengemleri de bu olayda ben kışkırttım. Evet, o polis şikayetine gelince Şaban'a yenge onu yırtıp atmıştı. Ama ben onu oradan aldım ve işleme soktum. Hepsini ben yaptım. Sırf kaynanamdan intikam için. Lütfen bu belgeleri imzalayın efendim. Bayan Abdullah, lütfen imza atmadan önce bütün maddeleri dikkatlice okumanız gerekiyor. Buna gerek yok. Nereye imzalayacağım? Tamam, buraya. Dayımın bana evlilik güvencesi olarak verdiği mihiri şu anda sana tekrar iade ediyorum Zeyn. Artık Barkat Royal ve %51 hissem senindir. Mübarek olsun. Bir dakika. Lütfen bu zarfı ona verir misiniz? Onun bir emaneti var. Peki. Teşekkür ederim Bayan Hanım. Avukat Bey. Buyurun. Ben artık Bayan Abdullah değilim. Bundan sonra sadece Alya'yım. Tamam. Selamünaleyküm yenge. Aleykümselam Alya. Buraya sana tatlı vermeye gelmiştim ben. Zeyn birazdan yeniden evlenecek. Kendisi Osman Bey'in arkadaşı Bay Mirza'nın kızı Senem'le evlenecek. Aslında bütün akrabalarımı davet etmek isterdim ama bu hiç mümkün değil. Her şey çok çabuk oldu ve ne yazık ki buna vakit bulamadım. Ancak sen Osman Bey'in en çok sevdiği yeğenisin. O yüzden de bu nikaha ve düğüne senin de katılmanı ümit ediyorum. Umarım bu nikaha katılırsın. Teşekkür ederim yenge. Tüp patlamasını da ben ayarladım. Yengemleri de bu iş için ben kışkırttım. O polis şikayetine gelince onu aldım ve sonra da ben işleme soktum. Gelininiz aleyhinizde bir şikayette bulunmuş. O şikayeti ben yapmadım. Zeyn, lütfen bana inan. Bugün herkesin şahitliğinde ben Zeyn Osman Abdullah, Alya Zeyn Abdullah'a boş ol diyorum. Boş ol. Seni bırakıp gitmeyi hiç istemiyorum Zeyn. Çünkü şu anda senin bana çok ihtiyacın var. Alya Gulam Haydar. Bugün sana ikinci kere boş oluyorum. Sen şikayet ettin. O şikayeti ben yapmadım Zeyn. Allah aşkına bana biraz güven. Hayatını mahvettiğimi düşünüyor olabilirsin ama bu doğru değil. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak ve sen çok pişman olacaksın.
Ama o zaman artık çok geç olacak. Gerçeği öğrendiğinde kendini asla affetmeyeceksin. İşte o zaman hatanın bedelini ikimiz ödeyeceğiz Zeyn, ikimiz. Bugün sana üçüncü kere boş oluyorum. O şikayeti ben yapmadım Zeyn. Lütfen bana biraz güven. Ben Zeyn Osman Abdullah. Seni böylece Arya'yı bırakıp boşuyorum. Gitmek istemiyorum. Arya Gulam Haydar. Bir gün gerçekler ortaya Bugün çıkacak sana ama senin kere için çok geç olacak. Boş ol. Gerçeği öğrendiğinde kendini asla affetmeyeceksin. Bugün sana üçüncü Bu kere boş oluyorum. Bu hatanın bedelini ikimiz de ödeyeceğiz Zeyn. İkimiz ödeyeceğiz. Alia doğruyu söylüyormuş. O haklıydı. Ben nasıl bir hata yaptım böyle? Alia, beni ve ailemi, çocuklarımı ancak bir tek sen kurtarabilirsin. Her şey mahvolacak. Bunu kendim için istemiyorum. Çocuklarımın geleceği için rica ediyorum. Onlar için sana her şeyimle yalvarıyorum Alia. Lütfen polise herhangi bir şey söyleme. Ve aileye de bu konuda bir şey anlatma. Biliyorum her şey ortaya çıkıp senin masum olduğun kanıtlanmalı ama Masum olduğumu zaten biliyordum. Ancak artık herkesin bunu öğrenmesi neyi değiştirecek ki? Benim için artık her şey bitti. Lütfen, lütfen. Yenge, herhalde çok acı çekiyor olmalısın. Yoksa sen asla böyle af dilemezdin. Ama olanlara bir bak. İnsanların hayatı mahvoldu. Güvenler yıkıldı. Aileler dağıldı. Benim de geleceğim karardı. Ve asıl önemlisi, dayım bizim aramızdan ayrıldı. Ama sorun değil. Eğer istiyorsan bu olanlardan kimseye söz etmeyeceğim. Ama bu seni affettiğim için değil. Seni affetmedim. Ben bunu sadece Aru, Sena ve Fatih abiye değer verdiğim için yapıyorum. Çünkü ben bu ailenin artık daha fazla acı çekmesini istemiyorum yenge. Bu sır aramızda kalacak. Sana söz veriyorum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ölene kadar asla unutmam. Yaptığım şey affedilemez. Bunu çok çok iyi biliyorum. Ama ölene kadar senden, Zeyn'den, kayınpederimden, annenden, babandan, herkesten hiç durmadan sürekli özür dileyeceğim. Hem de affedilmemin mümkün olmadığını bile bile. Beni affet yenge. Çünkü seni asla affedemeyeceğim. Alia! 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 Alia, bütün gerçeği sonunda öğrendim. Hepsini aslında Nefise yenge yapmış. Sen kesinlikle haklıydın. Ben çok büyük bir hata yaptım Alia. Ve senin masum olduğun ortaya çıktı. Dayımın mezarında
Ne için dua ettim biliyor musun Zeyn? Beni masum olarak görüyorsa... mezarında çiçeklerin yeniden açmasını diledim. Artık geç kaldın Zeyn. İlişkimiz bitti artık. Bunu kabul et. Henüz geç değil Alya. Hiçbir şey değişmedi. Ben hala seni... Her şey sona erdi Zeyn. Benim inançla bir Müslüman olduğumu unutma. Üç ay. Üç cümle. Üç kez boş ol. Benim için artık geri dönüş yok. Alya sen neredesin? Seni hemen görüp seninle konuşmam gerekiyor. Ben gidiyorum Zeyn. Hiçbir yere gitme. İlişkimizde yeni bir sayfa açabiliriz Alya. Üzerine mühür vurulmuş olan ilişkiler... bir daha devam edemez Zeyn. Alya lütfen böyle söyleme. Bana tek bir şans ver. Tek bir şans. Sana çektirdiğim acılar, yaptığım bütün hatalar için her türlü cezayı çekmeye hazırım ama... lütfen beni bu şekilde cezalandırma Alya. Zeyn. Eğer beni gerçekten, gerçekten sevdiysen... senden çok rica ediyorum. O sevginin hatırına, Nefise yengenin sırrını... sakın kimseye söyleme. Çünkü bir ailenin daha mahvolmasını istemiyorum. Dayımın evinde yeniden bir boşanma daha olmasın Zeyn. Alya, sen ne dersen bunu kabul ederim. Ama lütfen beni bırakıp gitme. Ben sensiz yaşayamam Alya. Farkında olmadan bir kusurum olduysa lütfen beni affet. Benim seni affettiğim gibi. Allah'a emanet ol. Hayır, hayır Alya! Alya! Alo Alya! Allah'ım hayır, hayır, hayır. Sen daha giyinmedin mi? Ne oldu oğlum? Neden böyle görünüyorsun? Özür dilerim anne. Sana verdiğim sözü tutamayacağım anne. Senemle evlenemem ben. Sen benim dostumdun ve hep öyle kalacaksın. Ama ben seninle evlenemem. Özür dilerim. Ama Zeyn, bana verdiğin söz... Gitmem gerekiyor anne.
Hayır abla, kendini kontrol et. Zeyne biraz daha zaman tanı. Abla, sana söz veriyorum. Bundan sonra tüm sorunlarını ben çözeceğim. Endişe etme. Hepsini. Her şeyi ben halledeceğim. Güven bana. Alya! Zeyn! Alya bir taksiye bindi. Lütfen onu durdur. Hayır efendim. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Kimseye haber vermediler. Biz de çok şaşırdık. Yıllardır komşumuzdu. Bize veda bile etmediler. Birden toplanıp gitmişler. Eğer bir haber çıkarsa lütfen beni arayın. Tabii efendim. Kabhi jo
Dayımın mezarında ne için dua ettim biliyor musun? Eğer beni masum olarak görüyorsa, mezarında çiçeklerin yeniden açmasını diledim. Baba onu... Benim hayatıma soktuğun zamanı hatırlıyorsun değil mi? Sana ne kadar çok kızmıştım. Onu hayatımdan atmak için elimden geleni yaptım ama... senin yeğenin gerçekten çok inatçı bir kızdı. Asla pes etmedi. Aynı inadı onu geri istediğim zaman da yapıyor. Bir yıl içinde benim oldu baba. Ama şimdi yok. Ve babam benimle görüşmemeye karar verdi. O çok inatçı bir kız. Tek şey biliyorum. Nerede olursa olsun o da beni özlüyor baba. Beni hala seviyor. Baba sana söz veriyorum. Onu mutlaka bulacağım baba. Yemin ediyorum onu bir gün bulacağım baba. Kaldın. Senin yüzünden yine hepimiz azar işiteceğiz. Hanımefendi çok kızgın. Kimseyi affetmiyor. O zaten beni hiçbir zaman affetmiyor. Geç kalmasam bile bana bağırmak için her zaman kendisine bir bahane buluyor. Bazen bana sanki azar işitmek için para alıyormuşum gibi geliyor. Yemin ederim ki böyle bir kadın hiç görmedim. Çok doğru. Evet haklısın. Ama bugün resmen çıldırdı. Ne? Kimseyi mutfağa sokmuyor. Bu deli kadın nerede? İşte, işte orada. Resmin yanında duruyor. O baktığı kimin portresi? Eskilerden kalma bir film yıldızı galiba. Yapma. Onun adı Osman Abdullah. Vefat etti. Huzur içinde yatsın. Mumbai'de çok ama çok büyük bir otelin sahibi. Otelin adı da Barkat. Bereket mi? Şş, Barkat. Yoksa o bu restoranı da Barkat Oteli gibi yapabileceğini mi sanıyor? Buraya bir resim asarak bir Osman Abdullah mı olacak? Haklısın. Bence çok doğru söylüyorsun. Hadi gidelim buradan. Tamam. Bugün içinizin değişti çok zor, inanın. Evet. Çok haklısınız efendim. Gerçekten çok öfkeliyim. Ben o yüzden ona cadı diyorum. Onun da bizimle başımızı belaya sokacaksınız. Ben zaten ondan çok korkuyorum. Evde kimse yok. O yüzden hep bize bağırıyor. Hanımefendi bir türlü hesabı ödemiyor. Hey! Dur orada! Geliyorum. Kim hesabı ödemiyor? İşte bu adam. Kendisi sabahtan beri yiyor ve para sorunca da bizi tersliyor. Neden ödemiyorsun? Galiba beni tanımıyorsun. Ben kimim biliyor musun? Haydarabad kralıyım. Tamam mı?
Haydarabad kralıysan, ben de bu restoranın kraliçesiyim. Bedava yemek istiyorsan, git dilenmeye başla. Şefik al. Sonra da ona kapıyı göster. Hadi, kalk bakalım. Yürü. Bedavacılık senin kanına işlemiş bile. Restorandan çıkmadan önce hesabı da ödesin. Sarcu. Buyurun efendim. Masayı hemen temizle. Tabii, hemen efendim. Refik. Evet, evet efendim. Söylesene, et ne zaman gelecek? Hemen geliyor. Abdullah, Belkıs'a söyle bir daha çok daha hevesli çalışsın. Yıl dönümün kutlu olsun. Seni çok özlüyorum. Girin. Efendim, projenin planlarını getirdim. Tamamdır. Mimarlık ekibiyle toplanalım. Onlarla durumu konuşalım hemen. Peki efendim. Ancak bizim bütün projelerimiz Barkat adıyla başlar. Sonuçta o bizim markamız oluyor. O yüzden DY'nin anlamını sorabilir miyim acaba? Dayısının yeğeni? Çocuk gibisin dayısının yeğeni. Sen sakalıma değil de kendi peruğuna bak. Dayısının yeğeni. Bir hatıra. Kalbime çok yakın bir hatıra. Çok sıkıldım. Size bir fıkra anlatayım mı Bay Refik? Tamam. Bir kız erkek arkadaşına gidip sana yalan söyledim. Seninle evlenemem. Ben nişanlıyım ve haftaya da evleniyorum. O yüzden beni unut. Yaşadıklarımızı unut der. Sevgilisi yanıtlar. Yoksa sen ağlayacağımı falan mı sandın ha? Asıl sen beni unut. Ben zaten seni terk edip başkasıyla nişanlandım. Bence Bayan Alya'nın erkek arkadaşı da öyle. O yüzden bu kadar sert. Yapma. Cadıların sevgilisi falan olmaz. Sevgili dostlar. Restoranımızın cadısı şu anda sebzelerle birlikte geliyor. Dikkatli olun. Yeterince dinlendiyseniz artık işe başlayalım mı? Refik. Beni kör ve sağır sanmasan iyi olur. Anlamadım efendim. Müşterilerden çok fazla para alıyorsun. O yüzden bundan sonra artık kasada sen değil Belkıs oturacak. Ama nasıl olur? Senin evlenip gideceğini biliyorum Belkıs. Bunu daha sonra düşünürüz. Şimdilik kasa sana emanet. Ve Refik, bu hafta bulaşıkları yıkama işi tamamen sende. Bulaşık mı? Ama ben bulaşık yıkayamam. Sürekli düşürüp kırarım. Annem bana hep sen ne kadar sakar bir insansın derdi ve sakarlıkla bulaşık bir arada çok olursa... Çok şey kırılır. Bırak kırılsın.
Onları senin maaşından düşerim. Anladın mı? Bay Refik, gülmeyi bırak. Aslında o tebessüm bile etmiyor. Yani hiç mutlu olmak istemiyor mu sence? Hayret bir şey. Siz erkekler neden anlamıyorsunuz? Bir kadın ancak aşık olduğunda mutlu olur ve tebessüm eder. Elbet bir gün onun da hayatına bir erkek girecektir. Buna hiç kuşku yok. Sonunda mutlaka birbirlerini severler ve sonra da evlenirler. O zaman da gülmeye başlar. Bekleyin ve görün. Saçmalaman bitti mi? Çok film izlemeye başlamışsın. Git işine bak. Saçmalama. Fahat abi, aldığımız o arsada biz D'ye otelleri projesini yapacağız, öyle değil mi? Peki bunu Zeyn abiye sordun değil mi? Bizim işimiz o kadar büyük ki Bilal, sorumluluklar paylaşılmıştır. Her şeyi Zeyn'e sormak veya ona söylemek falan gerekmez. Elbette. Yani ben de bunu duymak istiyordum. Fahat abi, sen gerçekten çok yetenekli birisin. Yani bundan sonra sadece seni dinleyeceğim. Aslında sen bunu bana daha önce söylemeliydin. Neyi Bilal? Fahat abi neyi daha önce söylemeliydi? Hiçbir şey Zeyn abi. Biz sadece işle ilgili bir detay konuşuyorduk da. Anlıyorum. Bu nasıl abi? Senin projen Zeyn. Senin kararın. Kesin iyidir. İyi değil abi, çok iyi. Bilal baksana. Evet Zeyn abi. D'ye projesinin detaylarını istiyorum. Onu şahsen ben takip edeceğim. Evet tabii Zeyn abi. Güzel. Onu duydun mu? Akşama kadar benden o dosyayı istiyor. İstersen senin projeni devam ettirebilirim. Yani senin teklifine de ekleyeyim mi? İster misin? Fahat abi. O benim teklif. Ben kendim hallederim. Harikasın anne. Vay canına. Ne yakında bütün bunlar bizim olacak anneciğim.